Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün doğumu münasebetiyle onun davasını hatırlamak üzere burada toplandık. Allah Azze ve Celle tarih boyunca bazı insanları seçmiş, onları vazifelendirmiştir. Nasıl ki matematikte seçilmiş insanlar lazım, dahi insanlara ihtiyaç varsa, nasıl ki kimyada, tıpta, hatta müzikte, sporda önde gelen insanlar varsa, seçilmiş insanlar, o alanda başarılı olan insanlar varsa, hidayet alanında da, mücadele alanında da elbette ki seçilmiş insanlara ihtiyaç var. Seçkin bir insan olmak başka bir şey, seçilmiş olmak başka bir şey. Çalışmak suretiyle, göz nuru dökmek suretiyle seçkin bir insan durumuna gelebilirsiniz. Fakat seçilmiş olmak Allah'ın seçmesiyle mümkündür. Peygamberler seçkin insanlar olmaktan öte Allah tarafından seçilmiş olan kullardır. Hazreti Peygamber de peygamberlerin son halkası olarak seçilmiş idi. Seçilmişler vazifeleri için özel olarak hazırlanırlar. Fakat kendileri bunun farkında değildirler. Allah onları vazifelerine hazırlar, yönlendirir ama onlar bunun farkında olmazlar. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz hakkında buyuruyor ki: "Mâ kunte tedri mel kitâb velel îmân." Ey Resulüm, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. "Ve mâ kunte tercu en yulqâ ileyke kitâb." Sen sana bir kitabın indirileceğini beklemiyordun ey Resulüm. Hazreti Peygamber Allah Azze ve Celle tarafından hazırlanıyordu ama kendisi bunun farkında değildi ve hiçbir beklentisi yoktu. Peygamberlik verildiği zaman başına gelen şeyin ne olduğunu anlayamamıştı. Cebrail aleyhisselam gelip de kendisine İkra ayetini indirdiği zaman peygamberlik verilmiş, peygamber seçilmişti ama hala o kendisi olayın farkında değildi. Çünkü bir peygamberlik beklentisi yoktu ve en küçük bir bilgisi de yoktu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamberliğin ne olduğunu bilmeyen bir toplumda dünyaya geldi. Ahireti bilmeyen, müşrik bir toplumda dünyaya geldi. Allah'ı kabul eden ama Allah'a ortaklar koşan bir toplum. Kitap bilmeyen bir toplum. Dolayısıyla kendisinin de böyle bir hem bilgisi yoktu hem de böyle bir beklentisi yoktu. Ama Allah Azze ve Celle onu kendi terbiyesinden geçiriyor. Peygamberimizin ifadesiyle Rabbim beni terbiye etti ve ne güzel terbiye etti.
Hazreti Peygamber bizatihi Rabbi tarafından yönlendirilmiş ve Allah Resulü bunu bu şekilde ifade etmişti. Rabbim beni terbiye etti ve beni ne güzel terbiye etti. Farkında bile olmaz. İnsan herkesin hayatında aslında yönlendirme vardır. Birçoğumuz birçok meselede yönlendiriliriz fakat farkında olmayız. Bugün buraya gelmiş olmamız da Allah'ın yönlendirmesidir. İster farkında olalım ister olmayalım, başka bir yerde de olabilirdik. Madem ki buraya geldik, demek ki birisi bizi buraya yönlendirdi. Peygamberler bu şekilde büyük vazife için hazırlık yaparlar ama farkında olmazlar. Peygamberimiz daha çocukken hiçbir zaman Allah'a şirk koşmadı. Halbuki şirk koşan bir toplumun evladıydı. Putperest bir toplumun çocuğu olduğu halde her türlü zina, içki, kumar, adam öldürme, faiz gibi her türlü haksızlık, zulüm ve şirk o toplumun çocuğu olmasına rağmen Allah Resulü'nün hiçbir zaman böylesi günahlara düşmediğini görüyoruz. Allah tarafından yönlendiriliyordu. Kendisi farkında olmasa da Rabbi onu nereye doğru yönlendirdiğini biliyordu. Tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın beşiğini yönlendiren Allah gibi. Hazreti Musa daha çocukken annesi onu beşiğe koymuş ve Firavun'un askerleri geldiği zaman beşiği suya bırakmıştı ve beşiği Allah Azze ve Celle Firavun'un sarayına götürmüştü ve orada büyümesini sağlamıştı. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı büyük vazifeye hazırlıyordu. Daha bebekken yönlendiriliyor peygamberler. Büyük vazife verilecek olan Hazreti Musa, Firavun'un sarayında yetişmesi gerekiyordu. Başka yerde yaşama hakkı yoktu, öldürülecekti. Daha sonra gençlik yıllarında yanlışlıkla bir insanı öldürmüş ve kaçmak zorunda kalmıştı. Ve dağda giderken Allah Azze ve Celle ona yine yön vermiş. Beşiğine yön veren Allah Hazreti Musa'ya yön vermiş. Ve Hazreti Musa dağda ilerlerken bir rivayete göre Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgeye doğru ilerlemişti. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla tanışmış. Sonra onlar onu babalarıyla tanıştırmışlar. Ve bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam onun yanında 8 sene ya da 10 sene kalmış ve bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam orada eğitim görmüştü. 10 senelik eğitimden sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya peygamberlik vermişti. Bütün peygamberlerin peygamber olmadan evvel buna benzer bir yönlendirmeyle eğitildiklerini görüyoruz. Hazreti Peygamber de o şekilde oldu. Hazreti Musa gibi ve diğer peygamberler gibi. Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa'ya demişti ki, ey Musa, sen bizim yanımızda kal. 8 sene kalırsan yeterli ama istersen 10 sene kal, bu senin için daha hayırlı. Bu şekilde 10 sene kalırsan bizimle beraber yaşarsın, yersin, içersin ve sonra da kızlarından hangisini istiyorsan seni onunla evlendiririm. Allah Azze ve Celle aslında Hazreti Musa'nın dağda eğitim görmesini istiyordu. Kendisi bunun farkında bile değildi. Fakat Allah Azze ve Celle büyük görev alacak olanların uzun vadeli eğitime ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Hazreti Musa orada 10 sene kaldı. Tefekkür ediyordu, dağda çobanlık yapıyordu. Peygamberimiz de aynı eğitimden geçirildi. Çocukken de Peygamberimiz çobanlık yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Sen de mi dediler? Evet dedi, ben de. Ben de çobanlık yaptım. Allah Resulü bu şekilde neden yönlendiriliyordu?
kainat kitabını okuyabilsin diye. Dağdaki çoban vakti bol olduğu için, işi az olduğu için, kendisini engelleyecek şeyler olmadığı için kainat kitabına bol bol bakıp üzerinde tefekkür edebilir. Bu şekilde marifetullah'a ulaşabilir. Allah'ı tanımadan Allah'ı sevemezsiniz. Kainat kitabını okumadan da Allah'ı tanıyamazsınız. Kainat kitabını okuyacaksınız. Üzerinde tefekkür edeceksiniz. Mahlukata bakacaksınız ve Allah'ın ilmini, kudretini, rahmetini, sanatını göreceksiniz. Ve ondan sonra Allah'ı sevmeye başlayacaksınız ve ondan sonra Allah yolunda mücadele edebileceksiniz. Marifetullah'a ulaşmadan muhabbetullah'a ulaşılamıyor. Muhabbetullah'a ulaşmadan da Allah yolunda mücadeleye atılmak mümkün olmuyor. Kur'an-ı Kerim Allah yolunda mücadeleye atılanlardan da bahseder, atılamayanlardan da bahseder. Bize her ikisini de örnek olarak verir. İbrahimler, Musalar, İsalar örnek olarak verildiği gibi, güzel örnek olarak verildiği gibi kötü örnekler de verilir. Felakta hamel akabe ve ma edrake mel akabe fekku rakabe. O sarp yokuşu, çetin yokuşu göze alamadım. O sarp yokuş nedir bilir misin? Sen de bilemezsin. Dirayetle bilmek, akılla bilmek mümkün değil. O fekku rakabedir. Bir boynu kurtarmak, bir insanı kurtarmak, bir nesli kurtarma çalışmaları yapmak, mücadeleye katılmak. Fekku rakabem. Fekku rakabeyi sadece bir kölenin kölelikten kurtarılması olarak değil, bir neslin kurtarılması olarak anlamalıyız. Bir boynu kurtarmak, bir nesli kurtarmak, kula kul olanları kula kulluktan kurtarmak, şerefli olarak yaratılmış insan denen varlığın şerefini muhafaza etmek, kullara itaat edeceğini Allah'a itaat etmesini sağlamak, meleklerin kendisine secde ettiği insan denen varlığın kendi gibi kullara kulluk yapmamasını sağlamak, bunun mücadelesini vermek. İşte bu akabem, bu mücadeleyi verebilmek, sarp yokuş. Allah Azze ve Celle bu sarp yokuşu, bu mücadeleyi göze alanları da anlatır, göze alamayanları da anlatır bize. Ve Hazreti Peygamber de Hazreti Musa gibi, diğer peygamberler gibi kainat kitabını okuduktan sonra bir gün Hira Dağı'nda kendisine vazife verilmişti. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem. Cebrail aleyhisselam gelmiş, Hazreti Peygamber yarı uyku yarı uyanık bir vaziyetteyken, ilk gelen vahiy bu şekilde sadıka rüya şeklinde gelmişti. Yarı uyku yarı uyanıklık halindeyken Cebrail aleyhisselam gelmiş ve oku demişti. İkra deyince Allah Resulü ma ene biqari dedi, ben okuma bilmem. Öyle deyince Cebrail tarafından sıkılmıştı. Adeta böyle söyleme deniliyordu kendisine. Oku denildiği zaman okuma bilmem demeyeceksin, mazeret söylemeyeceksin. Tekrar ikra dedi, oku deyince Efendimiz hala aynı cevabı veriyordu. Mâ ene bikari, ben okuyucu değilim, okuma bilmem dedi. Cebrail tarafından tekrar sıkıldı ve Allah Resulüne bir daha oku dedi Cebrail. Bu sefer bir daha sıkmasın diye kendisini, ne okuyayım dedi Allah Resulü. İşte o zaman ikra bismi rabbikellezi halak. Alak suresinin ilk 5 ayeti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattın.
Oku, senin Rabbin nihayetsiz cömerttir. İlk 5 ayet nazil oldu. Yani talebe ben okuma bilmem dememeli. Müslüman benim vaktim yok dememeli. Müslüman benim zamanım yok dememeli. Oku denildiği zaman ne okuyayım demeli. Bize bu mesaj verilmek istenildi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hakikaten de okuma yazma bilmiyordu. Doğruyu söylüyordu. Fakat okuma sadece bir şeye bakarak olmaz ki. Ezberden de okuma olur. O yüzden Allah azze ve celle ona sen ezberinden okuyacaksın ey Resulüm diyordu. Sen başkaları gibi kağıttan okumayacaksın. Sen ezberinden okuyacaksın. Bu da bir okuma. Ve okumanın en güzel şekli. Allah Resulüne bu şekilde peygamberlik verilmişti. Hazırlandıktan sonra Allah kendisini hazırlıyordu ama kendisi bir şeyin farkında değildi. O yüzden bu ayetler geldiği zaman hanımı Hazreti Hatice annemizin yanına gitmiş ve başından geçenleri anlatmış. Acaba bana bir şeytan mı musallat oldu? Acaba ben cinlendim mi? Mecnun mu oldum gibi bir tereddüde kapılmıştı. Hatta bazı rivayetlerde dağın yüksek yerine çıkayım ve intihar edeyim diye düşünüyordu. Milletim beni Muhammedül Emin olarak tanıyorlar. Bundan sonra bana Muhammedül Mecnun derler. Deli oldu Muhammed derler. Garip garip şeyler görüyor, duyuyor derler. Beni yine eskisi gibi bilsinler. Çıkayım ve dağın yüksek yerlerinden atlayayım ve öleyim diye düşünüyordu. Ve bu amaçla bir seferinde dağa tırmandığı zaman Cebrail aleyhisselam kendisiyle konuşacaktır. Cebrail aleyhisselamı gördüm. Ufukta apaçık bir surette nereye baksa Cebrail'i görüyordu. Ve Cebrail kendisine ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün. Ben de Cebrail'im diyordu. Sen Mecnun değilsin. Senin başına gelen kötü bir şey de değil. Dolayısıyla böyle şeyler düşünme. Hazreti Peygamber'in intihar etmeyi düşünmesi onun peygamberlik beklentisi içinde olmadığının bir delilidir. Eğer böyle bir beklenti içinde olmuş olsaydı zaten beklediğim de buydu diye düşünür ve şaşırmazdı. Fakat o peygamberliğin ne olduğunu bile bilmiyordum. Çünkü kendi toplumu peygamber bilmezdi. Kitap bilmezdi. Allah'ı kabul ederlerdi ama peygamber ve kitap bilmezlerdi. O bölgeye Yasin suresinde de ifade olunduğu gibi onların babalarına 25 asır, 26 asır peygamber gönderilmemişti. 2500 sene Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra peygamberimize kadar 2500-2600 senelik o zaman içerisinde o bölgeye bir peygamber gelmemişti. O yüzden millet peygamber nedir bilmiyordu. Peygamberimiz ondan dolayı bilemiyordu. Ve Allah Azze ve Celle onu o göreve hazırladıktan sonra ona görevi verdi. İkra ayetinin gelmesi peygamber seçilmesidir. Nübüvvet bu şekilde verilir. Meleğin gelmesiyle peygamber seçilmiş oldu. Fakat henüz daha Resul olarak seçilmemişti. Kendisine verilen dini anlatma vazifesi henüz daha kendisine verilmemişti. O daha sonra gelecek. İkra ile peygamberlik verildi. Fakat daha sonra Müddessir suresi geldi. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Ey örtüye bürünen, geceleyin örtüsüne bürünmüş, battaniyesine bürünmüş olarak yatan peygamberim. Yatma zamanı değil, senin aleyhinde konuşuyorlar diye moralin bozulmasın. Senin aleyhinde konuşuyorlar diye moralin bozulup da yatmayasın. Kum fe enzir, yatmanın zıddı olarak kalk ve uyar.
Kalk ve uyar ayetinin gelmesiyle Hazreti Peygamber Nebi makamından Resul makamına yükselmiş oldu. Her Nebi Resul değildir. Her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir. Birçok peygamber Nebi makamındadır. Fakat Resul olanlar azdır. Hazreti Peygamber kalk ve uyar emriyle Resul olarak tayin edilmiş oluyordu. Ya eyyuher Resul, belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni anlat. Ve in lem tef'al, yapmazsan bu görevi, bu mücadeleyi, feme bellagte risalete, Allah'ın sana vermiş olduğu vazifeyi yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Korkma ey Resulüm. Hazreti Peygamber korktuğu için değil. Fakat Allah azze ve celle peygamberini desteklemesi gerekiyordu. Bu ayetlerle Allah peygamberini destekliyordu. Ve Mekke bir peygambere hazırlanıyordu. Daha peygamberimizin doğumundan evvel başlamıştı aslında. Mekke bir peygambere hazırlanıyordu. Ebrehe olayını bilirsiniz. Elem Tara suresinde, Fil suresinde anlatılan Ebrehe olayı, Ebrehe'nin fillerle Kabe'ye saldırması olayı peygamberimizin doğumundan 50 gün evvel gerçekleşmişti. Bütün insanlar görsünler diye peygamberimizin dedesi, akrabaları, aşireti, büyükler hepsi o olayı gördüler. Allah Azze ve Celle'nin Kabe'yi koruduğunu, Ebrehe'yi yerle bir ettiğini, Ebrehe'nin ordusunu perişan ettiğini, Ebrehe'nin ordusuna kuşların attığı taşları hepsi görmüşlerdi. Bu şekilde Hazreti Peygamber daha doğmadan evvel Mekke Allah'tan başka bir ilahın olmadığına hazırlanıyordu. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip Kabe'nin örtüsüne sarılmış ve Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi diyordu, herkes kendi evini korur. Bu Kabe senin evindir. Bizim senin evini Ebrehe'ye karşı koruyabilecek bir gücümüz yok. Sen kendi evini kendin koru. Allah Azze ve Celle onun o duasını kabul ediyordu. Sadece Abdülmuttalip dua ettiği için değil, aslında oradan bir peygamber çıkacaktı. O peygamberin esir olarak doğmamasını istiyordu Allah. Ebrehe'nin zulmü altında esir olarak doğacak olursa nasıl yarın dünyanın lideri olacak? Esir toplumlardan dünya liderleri çıkmaz. Özgür bir toplum olmasını istiyordu Allah. Araplar putperestdiler, müşriktiler, cahildiler, leş yerlerdi, zina ederlerdi, putlara taparlardı ama özgürlerdi. Kralları yoktu, aşiret olarak yaşıyorlardı. Özgürlüğe hayrandılar. Çöl insanı özgürlüğü çok sever. O yüzden onlar da özgürlüğe çok meraklıydılar. Ve eğer Ebrehe oraya hakim olacak olsa, Allah müsaade edecek olsaydı, o takdirde hem Mekkeliler hem de Hazreti Peygamber esir olacaklardı. Ve esir olan toplumlardan dünya lideri toplumlar çıkmaz. İsrailoğullarını hatırlayın, Hazreti Musa'nın ümmetini hatırlayın. Firavun'un esareti altında asırlarca esir olarak yaşadılar. Hazreti Musa gönderildiği zaman esir olan bir topluma gönderildi. Bir türlü o esareti atamadılar üzerlerinden. Her zaman esir anlayışına sahip oldular. O psikolojiyi atamadılar. Hazreti Musa'ya hep karşı geldiler. Hep isyan ettiler. Çünkü esir olan toplumlar Firavunlara itaat ederler.
kılıca itaat ederler, söze itaat etmezler. Hakka itaat etmezler. Onların itaati kılıçla olabilir ancak. Yıllarca, asırlarca firavunların esareti altında kalanlar, onlar böyle bir ahlaka sahip oluyorlardı. Esir ahlakına. Sözü anlamıyorlardı. Anlamak istemiyorlardı. İşte Hazreti Peygamber'in toplumu da öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle Ebrehe'ye müdahale etti. Olay sadece Kabe olayı değildir yani. Mesele sadece Kabe'nin korunması değildir. Mesele oradan bir peygamber çıkacak. O peygamber dünya lideri olacak. O toplumun içinden niceleri onun yardımcıları olacak. Dolayısıyla orada bir mücadele başlayacak, bir dava başlayacak ve o başladığı zaman ona destek olacak olan bir toplumun meydana gelebilmesi için Ebrehe'nin yok edilmesi gerekiyordu. Bu şekilde Allah Resulüne ortam hazırlanıyordu. Kur'an-ı Kerim buyurur ki Araf suresinde, biz nereye, hangi memlekete bir peygamber göndersek o memleketi darlıkla ve fakirlikle sıkmışızdır. Yoksullukla, bir takım sıkıntılarla onları sıkarız. Neden? Allah'a yönelsinler diye. Peygamberimiz de o yüzden öyle dua ediyordu. Toplumunun hazır hale gelebilmesi için. Ya Rabbi diyordu, milletime kıtlık ver. Ve Allah Azze ve Celle duasını kabul etti. Zenginlerin ekseriyeti peygamberlere karşı gelenlerin ekseriyeti zenginlerdir. Dünyaya dalma imkanları çoktur. Dünya ellerindedir. O yüzden ekseriyetle peygamberlere toplumların zenginleri ve kodamanları ve makam sahipleri karşı gelmişlerdir. Onun için onların burunlarının sürtülmesi lazımdır. Aksi halde peygambere tabi olmazlar. Peygamber'e ortam bu şekilde hazırlanıyordu. Kendisi hazırlandı. Allah Azze ve Celle ona kainat kitabını okutmak suretiyle kalbinde bir muhabbetullah meydana getirdi. Bu şekilde onu o göreve hazırladım. Ortamı da hazırladım. Ve Allah Azze ve Celle daha sonrasında ona vazifesini verdi. Vazife verildi ve eğitim devam etti. Peygambere peygamberlik verildikten sonra, vazifesi verildikten sonra eğitim bitmedi. Peygamber olmadan evvel 40 sene eğitilen Hazreti Peygamber, peygamber olduktan sonra da yine eğitilmeye devam edildi. İlk gelen surelerden Müzzemmil suresinde, ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile, ey örtüye bürünen, geceleyin yatan peygamberim, sana bir vazife verildi. Yatmayacaksın, kalkacaksın. Geceleyin kalk, nisfehu, gecenin yarısı kadar, evin kusminhu kalile, ya da biraz azalt, evzid aleyh, ya da biraz arttır, gecenin yarısı kadar, yarısından biraz az, yarısından biraz çok. Ve rettilil Kur'ane tertile, ve Kur'an'ı tane tane oku. Düşüne düşüne, manası üzerinde kafa yora yora, tertil ile tek tek oku. İnne senulki aleyke kavlen sakile, çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Ey Resulüm, sana ağır bir söz, ağır bir dava, mücadele senin omuzlarına bırakılacak. Dolayısıyla ona hazır olman lazım. Manen güçlenmen lazım. Hem teorik olarak hem de pratik olarak güçlenmen lazım. Hazreti Peygamber ashabını yalnızca teorik olarak eğitmiyordu.
Yalnızca konuşmalarla eğitmiyordu. Hazreti Peygamber ashabını pratik olarak eğitiyordu. Onlarla beraber hareket meydana getiriyordu. Onlara görevler veriyordu. Onlarla geceliyordu, sabahlıyordu. Ve bu şekilde onları pratik olarak eğitiyordu. Bunlar yarınlarda toplumların liderleri olacaklar. Ona göre bir eğitim gerekiyordu. Bu geceleyin kalkma, namaz kılma ayeti bir sene devam etti. Bir sene sonra hüküm kaldırıldı. O zaman peygamberimize ve müminlerden birçoğuna gece teheccüd namazına kalkmak farz idi. Bir sene sonra bu hüküm kaldırıldı ve nafileye dönüştü. Allah Azze ve Celle surenin son ayetinde bunu belirtir. Ama bir yıl boyunca bu şekilde peygamberimiz ve Müslümanlar gecenin yarısı kadar, yani 3-4 saat kadar, gecenin en kısa olduğu mevsimleri düşünün. Gecenin en kısa olduğu mevsimler, yaz mevsimini düşünün. Gecenin en kısa olduğu mevsim, ortası 5-6 saat, gecenin yarısı kadar, nisfahu, yaklaşık 5 saat kadar, 6 saat kadar, evin kusminhu kalile ya da biraz azalt, 3-4 saat kadar, 4'e bölecek olursanız geceyi, evzid aleyh ya da biraz üzerine ilave et, yarısından biraz fazla, yani 6-7 saat kadar, yani en az 3-4 saat, en fazla 6-7 saat kadar geceleyin kalkacaksın, Kur'an okuyacak, namaz kılacaksın ve secde edeceksin. Sen ve seninle beraber olan müminler. Neden? İnne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir dava vereceğiz. Başka türlü kaldıramazsın. Böyle bir eğitimden geçmeyecek olursan kaldıramazsın. Manen güçlenmen lazım. Maneviyatın güçlenecek. Teheccüd vakitlerinde Rabbine secde etmek suretiyle imanını kuvvetlendireceksin. Allah'a yaklaşacaksın. Ancak o zaman dayanabilirsin. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bize mücadele edecek olan insanların, mücadele insanlarının nasıl bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini öğretiyor. Allah ile irtibatı zayıf olanların nefesi kısa olur. Bu yolda uzun süre dayanamazlar. Rableri ile irtibatları zayıf olanlar bu davada da zayıf olur. Ve bir müddet devam etseler bile kısa bir süre sonra emekliye ayrıldıklarını görürsünüz. Sanki bütün vazifelerini yerine getirmişler. Sanki yapmaları gereken her şeyi yapmışlar. Sanki İslam'ı yeryüzüne hakim kılmışlar. Emekliye ayrılırlar. 25 yaşında emekliye ayrılanları görürsünüz. Ama iş hayatında 55 yaşına kadar, 60 yaşına kadar, 70 yaşına kadar çalışırlar. Fakat İslam davasına katılmış olanlar 25-30 yaşında emekliye ayrılırlar. İslam'ın eğitim programından geçmeyenlerin varacağı nokta budur. Sağlam bir eğitimden geçmeyenler sağlam olamazlar. Sağlam bir eğitim programından geçirilmeyenler sağlam olamazlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimizi peygamberlik vermeden evvel de hazırlıyordu. Kainat kitabını okumasını sağlıyordu. Tefekkür ediyordu. Dağa çıkıyordu. Düşünüyordu. Yalnız kalıyordu. Toplumun gidişatını düşünüyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Bu şekilde peygamber olmadan evvel böyle bir eğitim, Allah Azze ve Celle ile irtibatın kuvvetlendirilmesi, kainata bakmak suretiyle Allah'ı görüyor gibi olması
Ve sonra peygamberlik verildikten sonra da eğitim devam ediyor. Geceleyin kalkacaksın, namaz kılacaksın, Kur'an okuyacaksın. Çünkü sana ağır bir söz verilecek. Kavlu sakil, ağır söz. Ağır söz hem ağır dava manasında hem de yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir dava manasında. Ey Resulüm, sana ağır bir söz vereceğiz. Yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir söz. Sana verilecek olan davanın yeryüzünde bir ağırlığı olacak. Sen la ilahe illallah diyeceksin ve putlar devrilmeye başlayacak. Sen la ilahe illallah dediğin zaman yeryüzünde bütün krallıklar sarsıntı geçirecek. Çünkü la ilahe illallah çok mantıklı bir sözdür. Allah'tan başka bir ilahın olmaması. İlah mabut demek. Mabut itaat edilen demek. Yani la ilahe dediğiniz zaman, la ilahe illallah dediğiniz zaman Allah'tan başka itaat edilecek bir makam tanımıyorum demiş oluyorsunuz. Sadece Allah'ı tanıyorum. Onun dışında bir makam tanımıyorum. Ve hayatımı Allah hükmedecek. Ferdi hayatıma da, aile hayatıma da, toplumsal hayatıma da, devlet hayatıma da her şeyimi Allah hükmedecek ve onun dediği gibi bir nizam, onun dediği gibi bir medeniyet meydana getireceğim. La ilahe illallah bir sözden ibaret değil. Allah'ın varlığı ve birliği demek değil. La ilahe illallah Allah'ın varlığı ve birliği demek değil. Allah Azze ve Celle Allah'ın varlığını ve birliğini bilen bir topluma la ilahe illallah'ı gönderiyordu. Mekke'nin putperestleri bunu biliyorlardı. Allah'ın tek olduğunu biliyorlardı ve konuşurlarken vallahi billahi diye konuşuyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı, hac ediyorlardı. Hazreti İbrahim'i seviyorlardı. Allah'ın varlığını ve birliğini bilen bir topluma Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu söylemenin bir gereği yok. Hazreti Peygamber de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde durmaz. Kur'an Allah'tan başka ilahın olmadığı üzerinde durur. Kur'an'ın hedefinde, Hazreti Peygamber'in hedefinde ateistler yoktur. Onlar tarihin her döneminde az olmuşlardır. O yüzden Kur'an da Peygamberimiz de ateizm üzerinde çok durmaz. Fakat Allah'tan başka ilah olmadığı üzerinde durur. Yani insanlar Allah'ı kabul ederler. Allah'ın bir olduğunu da kabul ederler. Ama Allah'a ortaklar koşarlar. Ama uluhiyette, ibadetlerinde, dualarında, ama rububiyette, Allah'ın sıfatlarında Allah'a ortaklar koşarlar. İşte Peygamberimiz bununla mücadele ediyordu. Allah'ın birliğini anlatarak mücadele değil, Allah'tan başka ilahın olmadığını anlatıyordu. La ilahe illallah bu. Yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir söz. Siz bütün dünyaya şu mesajı verseniz kim itiraz edebilir? Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı deseniz, insanlar ne diyecekler? Allah mı daha iyi bilir yoksa insanlar mı? Bunu Kur'an soruyor. E entum a'lemu em illah? Bakara suresinde iki yerde söyleyin, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? La ilahe illallah doğrudur. Allah'tan başka bir ilah olmamalıdır. Allah'tan başka bir otorite olmamalıdır.
Çünkü ondan daha iyi bilen yoktur. Çünkü onun kadar yetkili olan da yoktur. Çünkü Allah gibi makamı olan yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle gibi her şeyin sahibi olan yoktur. Madem ki en iyi bilen O'dur, o halde O'nun dediği olmalı. Madem ki her şey O'nundur, o halde O'nun dediği olmalı. Madem ki tüm insanlar eşittir, o halde bizimle eşit olmayan birinin dediği olmalı. O da Allah'tır. Madem ki tüm insanların menfaati var, herkes kendi menfaatine göre konuşur, kendi menfaatine uygun bir nizam meydana getirir, o halde hiçbir menfaati olmayanın dediği olmalı. O Allah'tır. Hiç kimse geleceği bilemez. Meydana getirdiği nizamın ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemez. Sadece gaybı bilen Allah'tır. O halde koyduğu nizamın ileride nasıl sonuçlar getireceğini O bilir. O halde O'nun dediği olmalı. La ilahe illallah bu. Dolayısıyla ağır bir sözdür. Kim duyarsa, kime anlatılırsa vallahi doğrudur demek zorundadır. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını söylediğiniz zaman yeryüzünde bütün nizamlar sarsılır. Hazreti Peygamber'e peygamberliğin verilmesi Bizans'ın surlarının yıkılması demek, İran'ın kalelerinin yıkılması demek, ona peygamberliğin verilmesi böyle bir büyük hadisedir. Yeryüzünde artık kullara kulluğun kalkması demektir. Ağır bir sözdür. Yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir söz. Müslümanlar yeryüzünde ağırlığı olan bir millet, bir devlet olmak istiyorlarsa La ilahe illallah'a sarılmalıdırlar. Çünkü ağırlığı olan bir söze sarılacaksınız ve ağırlığı olan bir devlet durumuna geleceksiniz. Güçleneceksiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kurallar sağlam bir toplum meydana getirir. O yüzden Peygamberimiz öyle diyordu. Engellemeye çalıştılar. Geldiler Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e. Dediler ki ya Ebu Talib, senin bu yeğenin bizim ilahlarımıza laf söylüyor ve aramız açılacak. Söyle ona bu davadan vazgeçsin. Ebu Talib yeğenini çağırdı. Dedi ki ey yeğenim, milletin senden davacı. Gelip böyle böyle söylüyorlar. Artık bu davayı bıraksın diyorlar. Peygamberimiz dedi ki ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söyledikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek ve bütün Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Dünya devleti olacaklar. Ben onları dünya devleti olmaya davet ediyorum. Dediler ki ya Muhammed, güzel bir şeymiş bu. O halde söyle söyleyelim. Sen madem ki bizi bir kelimeye davet ediyorsun, o kelimeyi söylediğimiz zaman dünya devleti olacağız. O halde söyle söyleyelim. Dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Neden? Eğer la ilahe illallah sadece bir inanç olsaydı bunu söylerlerdi. Sadece Allah'ın varlığı ve birliği demek olsaydı o zaman onu söylerlerdi. Fakat onlar çok iyi biliyorlardı ki la ilahe illallah hayatımıza Allah'ın karışması demek. Doğumdan ölüme kadar, kılık kıyafetinize varana kadar, parayı nasıl kazanacağınıza, nasıl harcayacağınıza varana kadar, aile hayatınızdan tutun devlet hayatınıza kadar, suçluya nasıl ceza vereceğinize kadar, bütün meselelerde Allah'ı hayatınıza hakim kılmanız demektir. Anlıyorlardı. La ilahe illallah sadece bir inanç değil,
hayatı değiştirmeyi gerektiriyor. Bunu anladılar ve kabul etmediler. Olmaz dediler. Peygamberimizi bu mücadeleye sevk eden sebep neydi? Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizi acaba fakir miydi? Acaba mevkisi makamı mı yoktu? Onu bu mücadeleye atılmasına sevk eden sebep neydi? Birçok insan, birçok dava adamı ya zulme uğramıştır, o yüzden o davaya katılmıştır. Ya mal mülk peşindedir, ya makam peşindedir. Ya kendi ırkı için mücadele vermektedir. İlla ki böyle bir sebep vardır. Peygamberimizin mücadelesinde böyle bir sebep yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında zengin sayılırdı. Hazreti Hatice'nin malı mülkü sayesinde Peygamberimiz de zengindi. Ve toplumda en şerefli ailenin çocuğuydu. Kusay'dan Abdümenaf'a, Abdümenaf'tan Haşimoğullarından Hişam'a kadar onun da çocuğu Abdülmuttalib, onun da çocuğu Abdullah, o soydan geliyordu. Haşimoğullarının çocuğuydu. Haşimoğulları da Kureyş'in en şerefli aşiretiydi. O bölgenin, Arabistan bölgesinin en şereflileri Kureyşlilerdi. Kureyş'in de en şerefli aşireti Haşimoğullarıydı. Haşimoğulların içinden de en şereflisi Abdülmuttalib idi. Onun atası Haşim ve oğlu Abdülmuttalib ve onun oğlu Abdullah ve Peygamberimiz onun çocuğu. Peygamberimiz küçük bir çocukken Abdülmuttalib'in minderi üzerine otururdu. Kabe'de Abdülmuttalib'in özel bir minderi vardı ve kimse oraya oturamazdı. Sadece Hazreti Peygamber çocukken gidip oraya otururdu. Yani Allah Resulü'nün böyle bir mücadele başlatması için bir sebebi yoktu yani. Zaten toplumda sayılan sevilen bir insandı. Malı mülkü vardı, mutlu bir ailesi vardı, evinde kendisini seven hanımı ve çocukları vardı. Böyle bir mücadeleyi başlatması için bir sebep yoktu normalde. Şahsi bir sebebi yoktu, ırkî bir sebebi de yoktu. Ama o böyle bir mücadele başlattı. Neden? Eğer Allah'ın peygamberi olmasaydı böyle bir mücadeleyi neden başlatsın? Bugün mesela bir takım davaları öne sürenler, kendi ırkı için devlet isteyenler olabilir. Kendi ırkının devleti yoktur, onu istemektedir. Yahut fakirdir, fakirlerin hakkını savunmaktadır. Yahut mesela bir sendikaya mensuptur, o sendikaya mensup olduğu için o sınıfın haklarını savunmaktadır. Hazreti Peygamber neyin mücadelesini vermişti? Böyle bir sebep onun hayatında göremezsiniz. Onun hayatında baktığınız zaman tek bir şey görebilirsiniz. Onun bu mücadele yapması Allah Azze ve Celle'nin kendisini yönlendirmesiyle başladı. Peygamber oluncaya kadar hayatında bir kez Allah namına konuşmuş değil. Peygamber olana kadar bir kez Allah adına konuşmadı. Bir kez ahiretten bahsetmedi. Bir kez cennetten, cehennemden bahsettiğini gören yok. Ama bu insan bir gün birdenbire filozofların bilemediği meseleleri gündeme getirmeye başladı. Kendisine ait olamaz. Kendisine ait olamaz. Ümmi bir insandı. Okuma yazması bile yoktu. O güne kadar hayatında bir kez Allah'la ilgili bir malumata sahip değildi. Ahireti bilmezdi. Kitap nedir bilmezdi.
Peygamberlik nedir bilmezdi, ahiret bilmezdi, hiçbir şey bilmiyordu din adına. Fakat bu insan birdenbire bir ilahiyatçı oluverdi. Birdenbire ahiretten bahsediyordu artık. Bu insan felsefenin zor meselelerini hallediyordu. Bir felsefeci değildi. Haşa, bir peygamberdi. Fakat felsefenin temas ettiği bir takım zor meseleleri de çok mükemmel bir üslub ile hallediyordu. Bu insan birdenbire ahiretten bahsetmeye başlıyordu. Ve bu insan bir inkılapçı lider oluveriyordu. Bütün alanlarda, hem inanç alanında, hem ibadette, hem ahlakta, hem muamelatta, bütün alanlarda inkılaplar gerçekleştiriyordu. Bu insan bunları nereden öğrendi? Ve bu insan, bütün bunları ortaya koyan bu insan, insanlara bunları ben yapıyorum deseydi, insanlar onu tanrılaştırabilirdi bile. Onu ilahlaştırabilirdi. Bu insan onlara diyordu ki, Kur'an'ın bir tane suresinin benzerini getiremezsiniz. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, haydi o kitabın surelerinden bir tanesinin benzerini getirin. Çağırın çağırabildiklerinizi. Bütün profesörlerinizi çağırın. Edebiyatçılarınızı, bilim adamlarınızı çağırın. Çağırın çağırabildiklerinizi. Eğer gerçekten bu kitabın kelamullah değil, bir kelamı beşer olduğuna inanıyorsanız, çağırın bütün çağırabildiklerinizi ve bir tane suresinin benzerini getirin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadınız ve yapamayacaksınız. Kıyamete kadar, sonsuza kadar yapamayacaksınız. O halde فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Yakıtı ve yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden korkun, sakının. Madem ki bu kitabın benzerini, bir suresinin benzerini getiremiyorsunuz, o halde bunun Muhammed'in kelamı olmadığını kabul edin, Allah'tan olduğunu kabul edin. Allah'tan değilse o halde bir tane suresinin benzerini getirin. Kur'an meydan okuyor. O günden bugüne kadar bir tane suresinin benzerini getirseydiler, Kur'an'ın davası çökecekti. Dava çökecekti ama bir tane suresinin benzerini getiremediler. Kur'an gibi gayipten haber veren, gelecekten haber veren, Kur'an gibi bilimsel gerçeklere temas eden, Kur'an gibi yüksek edebiyata sahip olan, Kur'an gibi hukuk mucizesine sahip olan, suçları azaltan bir kanun sistemine, hukuk sistemine sahip olan, Kur'an gibi insanı insan yapan, medeni yapan, haydi bir tane suresinin benzerini getirsinler. Getiremediler. O zaman cahizin dediği gibi, muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharebey bir suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Kılıçlarla karşı koymak, haçlı seferleri düzenlemek zorunda kaldılar. Halbuki buna gerek yoktu. Kur'an elif, lam, mim gibi harflerden oluşuyor. Ya gibi, sin gibi, ta, ha gibi harflerden oluşuyor. Haydi onun benzerini yazın, kılıç çekmenize gerek kalmasın, hücum etmenize gerek kalmasın. Getiremediler ve haçlı seferleri düzenlemek zorunda kaldılar. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini
bu mücadeleye sevk eden hiçbir maddi sebebe sahip değildim. Fakat o yeryüzünde zulmün attığını görüyordum. Kızların diri diri toprağa gömüldüğünü görüyordum. Kadınların mirastan mahrum edildiğini görüyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların putlardan yardım istediğini görüyordum. İnsanların kopkoyu bir cehalet içinde ırkçılık yaptıklarını görüyordum. Gördüklerinden dolayı bir çare arıyordu ama ne yapacağını da bilmiyordu. Duha suresinde وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى Allah seni ne yapacağını bilemez bir vaziyette buldu ve sana yol gösterdi ey Resulüm. Ne yapacağını bilemiyordun. Toplumun gidişatının yanlış olduğunu anlıyordun ama ne yapacağını da bilemiyordun. Rabbin sana yol gösterdi. Peygamberimiz bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyordu. Bu gidişat gidişat değil. Anlıyordu ama ne yapacağını da bilemiyordu. Ve Allah Azze ve Celle ona yol gösteriyordu. Allah Resulü'nün bu mücadeleye atılması şirkle mücadele etmek içindi. Allah Azze ve Celle özellikle peygamberini şirkle mücadeleye sevk etti. Peygamberimiz bütün alanlarda mücadele verdi. Peygamberimiz ateistlere karşı bir hareket başlatmış değil. Zaten toplum ateist değildi. Zaten Allah'ın varlığını, birliğini bilen bir toplumdu. Dolayısıyla onlara karşı mücadele, şirke karşı mücadeleydi. Kur'an'ın ifadesiyle insanların ekserisi Allah'a şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Allah'a inanırlar yani. Allah'a inanırlar ama Allah'a şirk koşarak inanırlar. Kimi gökteki yıldızları tanrılaştırır, kimi kendi yaptığı putu tanrılaştırır. Yalnız şöyle zannedilmesin. Kıymetli kardeşlerim, bize Mekke'nin putperestlerini de yanlış öğrettiler. Mekke'nin putperesti yahut Hazreti İbrahim zamanındaki yıldız perestler, bunlar Allah'ı inkar ediyorlardı da putlara tapıyorlardı ya da yıldızlara tapıyorlardı şeklinde öğretildi. Yanlış öğrettiler. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Ne Nemrut Allah'ı inkar etti, ne Firavun Allah'ı inkar etti, ne de Ebu Cehil Allah'ı inkar etti. Onların yıldızlara bakışı, bu yıldızlar Allah'ın üstün varlıklarıdır, üstün kullarıdır. Biz direkt olarak Allah'a yalvaramayız. Bu yıldızları veya putları aracı kılmalıyız. Anlayışları buydu. Yoksa bu put kendi eliyle yapmış olduğu putun kainatı yarattığını, kendisini yarattığını söyleyecek kadar deli insan dünyada yoktur. Kendi eliyle yapmış olduğu putun kendisini ya da dünyayı yarattığını söyler mi insan? Firavun veya Nemrut sizi ben yarattım diyebilir mi insanlara? Gökteki yıldızları ben yarattım diyebilir mi? Aciz, uyuklayan insan, yemek yemek zorunda olan bir varlık, hastalanan bir varlık, ölen bir varlık, bir kadından doğmuş olan bir varlık böyle bir şey söyleyebilir mi? Böyle bir iddiaları yok zaten. Yalnız diyorlardı ki şu gökteki yıldızlar bizi Allah'a yaklaştıracak. Onlar her birinin bir vazifesi var diyorlardı. Güya bakıyorlardı ama yanlış görüyorlardı. Kur'an bize doğru bakmayı öğretir. Gökyüzüne bakın, yıldızlara bakın ama doğru bakın. Yanlış baktılar. Gökteki yıldızlara baktılar. Bunlar Allah'ın yardımcılarıdır dediler. Filan yıldızın görevi şu, falan yıldızın görevi budur dediler.
Geceleri yıldızlara ibadet ediyorlardı. Gündüzleyin yıldızları göremedikleri için yıldızları temsilen putlar yapıyorlardı ve o putlardan yardım istiyorlardı. Çünkü gündüzleyin yıldızları göremiyorlardı. Putlara bakışları buydu. Allah'a yaklaşmak için مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى böyle diyorlardı. Biz bu putlara neden ibadet ediyoruz? Allah'a yaklaşmak için. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye, daha çok yaklaştırsınlar diye, başka bir şey için değil. Allah'a yaklaşmak için yani. Halbuki Allah'a yaklaşmanın yolu peygamberden geçer. Peygambere uymakla insan Allah'a yaklaşabilir. Ama onların hayatına karışan bir Allah istemiyorlardı. Onlar sadece Allah'ı sevelim, o kadar. Böyle istiyorlardı. Sadece bizi yaratan, bize rızık veren, bize merhamet eden, bizim tövbelerimizi kabul eden böyle bir Allah istiyorlardı. Peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen, hayatımıza karışmayan, bizi ahirette hesap sormayan bir Allah. Sadece yaklaşacakları bir Allah. Sadece biraz sevecekleri bir Allah. Onlara kanun koyan bir Allah istemiyorlardı. Onlara peygamber gönderen, kitap gönderen bir Allah istemiyorlardı. Hayatlarına karışan bir Allah istemiyorlardı. Kıyamet gününde onlara hesap soracak olan bir Allah istemiyorlardı. Bugün de niceleri var ki aynen böyle bir Allah isterler. Hayatlarına karışmayan, toplumlarına karışmayan bir Allah isterler. Sadece yaratan, merhametli olan, kardeşliği öğreten bir Allah. Sadece ey insanlar kardeşsiniz diyen bir Allah. Sadece Allah'ı bilmekle, Allah'ı sevmekle cennete girmek istiyorlar. Allah'ın hayatlarına karışmalarını istemiyorlar. O günkülere ne kadar da benziyorlar. Allah Azze ve Celle öyle bir Allah değildi. Onlara Allah'ın onlara karışan bir Allah olduğunu söylüyordu peygamber. Mücadelesi bunun içindi. Tevhidi öğretiyordu. Tevhidi öğretmeyenler namazı veya ahlakı, ibadetleri veya ahlakı öğretmekle İslam'ı anlatmış olamazlar. Peygamberi sevenler, peygamberin doğumunu kutlayanlar, peygamberin mücadelesi nedir, davası nedir, evvela buna kafa yormalıdırlar. Peygamberin davası neydi? Peygamberin davası ne namazdı, ne de ahlak davasıydı. Peygamberin davası tevhid davasıydı. Hayatımızın her alanına Allah karışacak. İnsanlar böyle bir Allah'a iman edecek. Peygamber insanlara bunu anlatıyordu. O yüzden Ebu Cehiller karşı geliyorlardı. Saltanatlarını kaybedeceklerdi. Hükümranlığı Allah'a vermek zorunda kalacaklardı. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz yalnızca tevhid için gönderilmedi tabii ki. Ama işin başı buydu. Ve bir ümmet meydana getirmekle görevlendirildi. Araplar ırkçıydılar. Herkes kendi ırkıyla övünüyordu. Peygamberimiz onlara geliyor ve diyordu ki Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Onların ırkçılık anlayışını yerle bir ediyordu. Irkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen bizden değil buyuruyordu.
Peygamberimizin mücadele ettiği alanlar, Allah Resulü ırkçılığı yaygın olan bir toplumdaydı. Irkçılığı onlardan kaldırıyordu. Irkçılıkla da mücadele ediyordu. Sınıf ayrımıyla da mücadele ediyordu. Ebu Leheb, peygamberimizin amcası, Tebbet suresinde anlatılan, Efendimiz'e dedi ki bir seferinde, ey yeğenim, ben senin bu davanı kabul edersem, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersem, bana ne var? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Herkese ne varsa sana da o var. Dedi ki, yani bana fazladan bir şey yok mu? Yok dedi Peygamberimiz. Ebu Leheb sınıf ayrımı yapıyordu. Yani dedi, kölelerle, kadınlarla, çocuklarla ben bir miyim? Evet dedi. Allah Resulü asla taviz vermiyordu. Amcasını kazanabilmek için yalan söylemiyordu ve taviz de vermiyordu. Doğru neyse o, insanlara doğruları söyleyeceksiniz ve kabul etmeyi onlara bırakacaksınız. Kabul etsinler diye dini ılımlı hale getirmeyeceksiniz, cicileştirmeyeceksiniz, buna hakkınız yok. Başkalarına ne varsa sana da o var dedi. O zaman Ebu Leheb dedi ki, başkalarıyla beni, kadınlarla, kölelerle beni aynı kefeye koyan bu dini kabul etmiyorum. Kabul etme. Fakat Allah Resulü hiçbir zaman taviz vermedi. Onlara sınıf ayrımının olmadığını anlatıyordu. Renk ayrımının olmadığını söylüyordu. Bir seferinde Ebu Zer Gıfari, Efendimizin güzide sahabesinden, ilk Müslümanlardan, nasıl olduysa bir hata etti. Bilal Habeşi'ye, ey siyah kadının oğlu dedi. Bir an eskiden böyle konuşuyorlardı, ağzı alışmış. Bir an ağzından böyle bir laf çıktı. Ey siyah kadının oğlu. Bilal gitti bunu peygamberimize şikayet etti. Dedi ki, ya Resulallah, bana böyle böyle söyledi, ağrıma gitti. Efendimiz Ebu Zer'e kızdı ve dedi ki, ya Ebu Zer, bu dava kaldırıldı. Renk davası yok, ırk davası yok, bilmiyor musun? Bu dava ayaklarımın altındadır. Ebu Zer hatasını anladı ve başını yere koydu, toprağa yüzünü dayadı ve dedi ki, gelsin Bilal yüzüme bassın, başka türlü yüzümü yerden kaldırmam, gelsin Bilal yüzüme bassın. Bilal basar mı? Elbette ki basmadı. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler bu şekilde terbiye edildiler. Allah Resulü onlara ümmet anlayışını kazandırdı. Kur'an da bize aynı anlayışı verir. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnas. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Yani siz ulus devletleri olmaya çalışmayın. Siz bir ümmetsiniz. Allah size ümmetsiniz diyor. Kuntum hayra umme. Ümmet oldunuz. En hayırlı ümmet oldunuz. Görevinizi yaparsanız en hayırlı ümmet olacaksınız. Te'muruna bil maruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredeceksiniz ve kötülüklere engel olacaksınız. Ve tu'minuna billah. Ve Allah'a da hakkıyla iman edeceksiniz. İşte o zaman en hayırlı ümmet olacaksınız. Türklük var, Kürtlük var, Araplık var ama bunlar sadece tanışalım diye. Başka bir özelliği yok. Ya yuhannes inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, Adem ile Havva'dan. Ve ceannakum şuuben ve kabaila li ta'arafu.
Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık tanışasınız diye. İnne ekremekum indallahi etkakum. Bunların bir ehemmiyeti yok. Allah katında en üstününüz takvaca en üstün olanınızdır. Hazreti Peygamber ve Kur'an ırkçılığı yerle bir ediyordum. Bununla mücadele ettim. Çünkü insanların damarlarında var bu. Hiç kaşımaya gelmez. Hiç tahrik etmeye gelmez. Birisinin yanında kendi ırkınızı övecek olursanız o hemen kendi ırkını övmeyi düşünmeye başlar. İnsanların damarlarında vardır bu. Bunu tahrik etmeye gelmez. Hazreti Peygamber bununla mücadele etti. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlar arasında sosyal adaleti tesis etmeye çalışıyordu. Zekat müessesesi bunun için, zengin fakir ayrımını azaltmak için, zenginin malından fakire vermesini sağlamak suretiyle toplumdaki fakir zengin arasındaki uçurumu azaltmak için bir din, medeniyet kurmak için gelmiş olsun da bu din zenginle fakir arasında kardeşliği sağlamasın. Böyle bir şey düşünülemez. Bu din medeniyet kurmak için geldi. Hazreti Peygamber'in mücadelesi buydu. Medeniyet kurmak için gönderildi. Dolayısıyla bir medeniyette elbette ki toplumdaki sınıfların birbirine yakın olması önemli bir noktadır. Zenginliğe önem verilmemesi elbette ki önemlidir. O yüzden Peygamberimiz insanları dünyaya kul olmaktan kurtarmaya çalışıyordu. Ve onlara buyuruyordu ki bir insana zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Bununla mücadele ediyordum. Çünkü insanlar zenginlere hürmet ederler. Allah Resulü bununla mücadele ediyordu. Siz insansınız. Size melekler secde ettiler. Dolayısıyla zenginlerin önünde iki büklüm olmayacaksınız. Şerefli bir varlıksınız. Şerefinizi beş para etmeyeceksiniz. Hazreti Peygamber topluma yerleşmiş olan zengine hürmet anlayışını da yerle bir ediyor. Onunla da mücadele ediyordu. Allah Resulü bu mücadeleyi birçok alanda gerçekleştirirken elbette ki dünya sevgisini onların kalbinden atması lazımdı. Yoksa nasıl bu mücadeleyi gerçekleştirecek? Dünyayı sevenler dava adamı olmazlar. Dünya sevgisi kalbini kaplamış olanlar dava adamı olamazlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber onları dünya sevgisinden kurtarmak zorundaydı. Ve bunu başarmıştı biiznillah. Efendimizin gönderdiği komutanlar bile öyleydiler. Halid bin Velid, Bizans ordusunun komutanına şöyle diyordu: ey komutan, ben sana öyle bir askerle geldim ki sizin dünyayı sevdiğiniz kadar benim askerim ölümü sever. Sizin içkiyi sevdiğiniz kadar benim askerim ölümü sever. Senin karşında böyle bir ordu var, ona göre. Allah Resulü'nün sahabesi böyle konuşuyordu. Bir başka komutan bir başka yerde şöyle söylüyordu: dünya bizi mi aldatacak? Mukavkıs'a Ubade bin Samit böyle söylüyordu. Mukavkıs rüşvet teklif ediyordu. Diyordu, buraya neden geldiniz? Size mal verelim, mülk verelim, buradan gidin. İran orduları başkomutanı Rüstem de aynısını yapmıştı. Değişik zamanlarda benzeri olaylar gerçekleşti. Size mal verelim, mülk verelim, buradan gidin.
Ubade radıyallahu anh, Allah Resulü'nün talebesi, diyordu ki sen bizi dünyayla mı aldatmak istiyorsun, malla mülkle mi? Benim ordum öyle bir ordu ki evimizden çıkarken biz ya Rabbi bizi eve geri döndürme diye çıktık. Eve bizi geri döndürme ya Rabbi, senin yolunda şehit olmayı nasip et diye çıktık. Sen böyle bir orduya rüşvet mi teklif ediyorsun? Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler dünya sevgisini kalplerinden atmışlardı. Bunu başarmadan dava adamı olunamaz. Mücadele alanına da atılınamaz. Allah Resulü bu mücadele yaparken Mekke'de müşriklerle, Medine'de ehli kitap ile münafıklarla ve çevredeki müşrik kabilelerle sürekli bir mücadele ölene kadar. Söylediği doğru çıktı. Hatice annemiz kendisine yeni peygamberlik verildiği zaman peygamberimize demişti ki ya Resulallah, biraz uyusan, biraz istirahat etsen. Efendimiz demişti ki ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Artık uyku yok bana bundan sonra. Gerçekten de hayatın sonuna kadar buna bağlı kaldı. Mekke'de müşriklerle gece gündüz, Medine'de hem müşriklerle hem münafıklarla hem Yahudi ve hem Hristiyanlarla mücadele ediyordu. Mekke'de mücadele ederken onun mücadelesinden bir iki misal vermek istiyorum. Mücadele ederken başına gelenlerden, Kabe'de namaz kılıyordu. Allah Resulü'nün ilk peygamberlik verildiği ilk 3 seneden davetini gizli yaptığını biliyoruz. Bazı rivayetlere göre Efendimiz o dönemde davetini gizli yaptı. Fakat davetini gizli yaptığı zamanlarda bile yine de kendisi gidip Kabe'de bazen namaz kıldığı olurdu. Sahabesi gizliydi. Darül Erkam, eğitim yaptıkları yer gizliydi. Ama kendisi birçok yerde yine namaz kılıyordu. Kabe'de namaz kılıyordu müşriklerin gözü önünde. Müşrikler artık onun elinden usanmışlardı. Birbirlerine dediler ki kim gidecek ve çöplükten deve işkembesi getirecek ve Muhammed'in başından aşağıya boşaltacak? Ukbe bin Ebi Muayit, Allah'ın laneti üzerine olasıca, gitti ve bir deve işkembesi aldı getirdi. Peygamberimiz secdedeyken üzerine boşalttı. Ve Allah Resulü secdeden başını kaldırmadı. Namaza devam etti. Kızı Fatıma koşarak geldi ve onlara beddualar etti. Onlara ağır sözler söyledi. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Ve babasının üzerindeki pislikleri temizledi. Babası kalktı ve dedi ki kendisine, ey kızım üzülme. Allah senin babanı öyle bir dava için gönderdi ki bu dava ile bütün evlere girecek. Taştan yapılmış evlere de, çamurdan yapılan evlere de, kıldan yapılan çadırlara da bu davanın girmediği ev kalmayacak. Ve bu dava ile bütün evler ya aziz olacak ya da zelil olacak. Üzülme kızım diyordu. Üzülme, bu dava galip gelecek. Ve Allah Resulü sonra kalktı ve onlara işaret ederek kendisine o zulmü yapanlara elini boğazına götürerek ben dedi bunun için gönderildim. Ben ya öleceğim bu yolda, ya ölürüm ya da Allah Azze ve Celle beni galip getirir.
Ben bunun için gönderildim. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bu şekilde namaz kılarken nice defalar engel olmaya çalıştılar. Eraytellezi yenha abden iza sallam. Eraeyte in kana alel huda ev emara bit takva. Eraeyte in kezzebe ve tevalla. Gördün mü ey Resulüm? O namaza, o namaz kılan kulu namazdan men eden, namazına engel olanı gördün mü? Ya o doğru yolda ise ve takvayı emrediyorsa, ya öbürleri inkar ediyorlar ve sırtlarını dönüyorlarsa hakikatlere, gördün mü onları? Elem ya'lem bi ennallaha yaram. Bilmez mi ki Allah onu görüyor? Böyle yapan, namaza engel olan adam bilmez mi ki Allah onu görüyor? O engel olduğu peygamber ya hidayet üzere ise ve takvayı, Allah'tan korkmayı emrediyorsa, o zaman ne yapacaklar? Allah Azze ve Celle böyle yapanları tehdit ediyor. Ra'eyten kezzebe ve tevalla. Ya o yalanlıyorsa ve sırt dönüyorsa hakikatlere karşı, elem ya'lem bi ennallaha yaram. Bilmiyor mu Allah onu görüyor? Kellem. Hayır. La in lem yentehi lenesfe'an bin nasiyem. Kesinlikle hayır. Reddediyor Allah. Eğer vazgeçmeyecek olursa bu yaptığından, onun nasiyesinden, şurasından, alnının saçla birleştiği yer, perçem, onun o alnından tutarız. Nasiyetin kazibetin hati'en. O yalancı ve günahkar alnından tutarız. Kıyamet gününde onu yalancı ve günahkar alnından tutarız. Biz onu tutarız. O da felyeduna diye kendi meclisini, parlamentosunu, askerini, polisini çağırsın. Biz onu tutalım kıyamet günü alnından. O da çağırsın çağırabildiklerini. Senedu zebaniye. Biz de o zaman zebanileri çağıracağız. Allah Azze ve Celle mücadeleye engel olmaya kalkan Ebu Cehil ve benzerlerinin sonuç, onların başına gelecek olan sonu ifade ediyor. Böyle olacak. Yalancı ve günahkar alınlarından tutulacaklar ve cehenneme sürülecekler. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bu mücadeleyi yaparken neden namazın engel olmaya çalıştılar? Bizim de mesela tarihimizde nice zulüm dönemleri var. Ama namaza çok engel olmadılar. Namazı kılanlara çok bir zulüm yapılmadı. Belki şapka giymeyenlere yapıldı. Ama namaz kıldığı için kimse bu şekilde zulümlere uğramadı. Halbuki namaz aynı namazdır. Rükûsu da aynıdır, secdesi de aynı. Fark nerededir acaba? Demek ki bugün kılınan namaz ekseriyetle şuurlu bir şekilde kılınmamaktadır. Ekseriyetle şuurlu bir şekilde kılınmış olsaydı, tarih boyunca aynı zulüm namaz kılanlara yapılmalıydı. Ama ekseriyetle öyle olmayınca, öyle bir zulüm ekseriyetle de olmadı. Şuurlu insanlara her zaman zulüm yapıldı. Fakat ekseriyet öyle olmadığı için onlara yapılmadı. Demek ki namazdan namaza fark var. Peygamberimiz namaz kıldığı zaman onlarla, kafirlerle ilk karşılaştığı mesele namaz oldu. La ilahe illallah dediği için
ve ondan sonra namaz kıldığı için, bu alnım Allah'tan başkası önünde eğilmez dediği için ilk karşılaşmaları namazla oldu. La ilahe illallah ve namaz Müslümanların kafirlerle ilk karşı karşıya geldiği mesele. Ve daha sonra Peygamberimiz onların putlarına laf söylediği zaman karşı karşıya geldiler. Peygamberimize bir müddet seslenmediler. İdare ettiler. Akrabalık hatırına bir müddet idare ettiler. Anlaşmaya çalıştılar. Fakat Allah Resulü ne zaman ki onların putlarına da laf söylemeye başladı, onların nizamlarına laf söylemeye başladı, onların liderlerine, onların medeniyetlerine, onların inançlarına, onların putlaştırdıklarına laf söyleyince, o zaman ipler tamamen koptu. İşte asıl mücadele ondan sonra başladı. Allah Resulü bu mücadeleleri yaparken nice zamanlar aç kaldı. Kendisi anlatıyor. Der ki bir ay geçerdi. Bilal'in koltuğuna sakladığı bir avuç yiyecekle bir ay idare ederdim. Bir ayda yediğim bir avucu geçmezdi. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Hazreti Ayşe Peygamberimizin ne zaman hanımı oldu? Medine'den. Mekke'de değil yani. Yani Müslümanlar zayıfken, güçsüzken değil. Peygamberimiz devletini kurmuşken, devlet başkanı olduktan sonra, hicretten sonra, artık sağdan soldan ganimetler geliyor, artık Müslümanlar güçlenmişler. O dönemde bile Hazreti Ayşe anlatır, der ki bir hilal görürdük, bir hilal daha görürdük, bir hilal daha görürdük. Üç hilal, yani iki ay geçerdi, evimizde ocak yanmazdı. İki ay geçerdi, evimizde ocak yanmazdı. Yemek pişmezdi. Allah Resulü'nün evinde mücadele insanları bunu göze almak zorundalar. İki ay geçerdi, evimizde ocak yanmazdı. Bir seferinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık açlıktan dolayı evinde oturamadı. Evden çıkayım dedi, gitti mescide. Camiye gitti. Zaman geçsin diye, evde yiyecek hiçbir şey yok. Halbuki Ebu Bekir Sıddık Mekke'nin en zenginlerindendi. İslam'dan evvel Mekke'nin en zenginlerindendi, tüccardı. Fakat İslam yolunda malını harcadığı için fakir düşmüştü. Ve açtı, evinde bir şey yoktu, camiye gitti. Oradayken Ömer de geldi. Ömer onu görünce dedi ki, ey Sıddık, bu saatte öğlen vaktinde, bu sıcakta hangi sebeple buraya geldin? Dedi ki, vallahi evde bir şey yoktu yiyecek, açlıktan evden çıktım. Ömer dedi ki, vallahi ben de senin gibiyim. Bizim de evde bir şey yoktu, ben de evden o yüzden çıktım. Biraz sonra Hazreti Peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Onları gördü, dedi ki, neden bu saatte evden çıktınız? Dediler ki, ya Resulallah, vallahi açlık, açlıktan dolayı. Efendimiz dedi ki, vallahi ben de aynı sebepten. Halbuki bir devletin başkanıydı, önüne ganimetler geliyordu, binlerce deve, koyun, keçi geliyordu, altınlar, gümüşler geliyordu önüne. Fakat onları dağıtıyordu, zahitçe bir hayat yaşıyordu. Aslında zengindi ama fakirce bir hayat yaşıyordu. Onun hayatı
Fakirlere mi örnektir, zenginlere mi? Birçok kimse peygamberi fakirlere örnek olarak anlatır. Fakirlere sabrı tavsiye ederken, fakirlere sabrı tavsiye ederken peygamberi örnek olarak verir. Halbuki peygamber evet fakire de örnektir ama aslında onun fakirliği fakru ittirari denilen mecburiyetten olan bir fakirlik değil. Gerçek fakirlik değil. Onun fakirliği fakru ihtiyari denilen kendinin tercih ettiği bir fakirlik. Kendisi onu tercih ediyor. Gelenleri dağıtıyor. Mücadele insanı o alanda da mücadele ediyor. Açlık alanında da mücadele ediyor. Ve vallahi dedi ben de sizin gibi açlıktan dolayı evden çıktım. Ve dedi ki gelin gidelim Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine. Mezarı İstanbul'da olan o büyük sahabinin evine gittiler. Efendimizin Medine'ye ilk geldiği zaman evinde kaldığı Ebu Eyyub el-Ensari. İlk hicrette Peygamberimiz onun evinde kaldı çünkü evi yoktu. 6 ay kadar onun misafiri oldu. O Ebu Eyyub el-Ensari ta İstanbul'a kadar geldi. Peygamberinden bunu öğrenmişti. Mücadeleci bir peygamberin sahabisi. O da 80-90 yaşlarına geldiği halde atın sırtında ta İstanbul'a kadar geldi, orada vefat etti. Mücadeleci peygamberin talebeleri de mücadeleciydiler. Ve Efendimiz dedi ki gelin Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gidelim. Gittiler. Ebu Eyyub el-Ensari o sırada evde değildi, bahçesindeydi. Hanımına sordular. O da hoş geldiniz ya Resulallah dedi kadın. Ve onların konuşmasını duyan Ebu Eyyub el-Ensari çıktı geldi. Hoş gelmiş dedi Allah'ın Resulü evime. Ve hemen bir hurma getirdi. Ve sonra hemen bir oğlak kesti ve peygamberimize yemek yaptılar. Allah Resulü daha yemek yemeden evvel bir et parçasını bir ekmeğin üzerine koydu ve dedi ki Ebu Eyyub el-Ensari'ye, kızım Fatıma günlerden beri doğru düzgün bir şey yemedi. Kızım Fatıma'ya bunu götürür müsün? Kızım Fatıma da günlerdir aç. Hazreti Ali ve Fatıma götürdüler. Kızı Fatıma da kursağına bir lokma bir şey girsin diye. Hazreti Ali ve Fatıma, onlar da mücadele insanıydılar. Buna benzer olaylar onların da başından geçti. Bir seferinde Peygamberimiz kızı Fatıma'nın evine gitti. Ali'yi sordu, Ali evde yoktu. Hasan ve Hüseyin de yoklardı. Efendimiz sordu, Ali nerede, torunların nerede? Dedi ki babacığım ya Resulallah evde hiçbir şey yoktu. Şimdi çocuklar kalkacaklar ve ağlayacaklar Hasan'la Hüseyin. Peygamberimizin gözünün nurları. Şimdi kalkacaklar ve ağlayacaklar. O yüzden babaları onları kaldırdı ve götürdü hemen çarşıya. Evden çıkardı. Bu şekilde biraz onlara zaman geçirmiş olmak için Efendimiz de onların gittiği istikamete gitti. Bir baktı ki Ali oğulları Hasan ve Hüseyin'le birlikte bir Yahudi'nin bahçesinde yere düşmüş olan çürük hurmaları topluyorlar Hasan'la Hüseyin. Yere düşmüş olan çürük hurmalar. Bir başkasının bahçesindeki ağaçtaki meyveyi koparamazsınız. Ama yere düşmüş olanları almak caiz. Ve Hasan'la Hüseyin
yerdeki çürük hurmaları topluyor, yiyorlardı. Allah Resulü onları o şekilde gördü. Ne yapıyorsunuz dedi. Ali açlıktan ya Resulallah dedi. Haydi gidelim dedi Peygamberimiz. Dedi ki Ali, ya Resulallah, Fatıma da evde açtır. Biraz da Fatıma'ya şu çürük hurmalardan toplayalım da götürelim. Bunlar devlet idare ediyorlardı. Bunlar aslında fakir değillerdi. Fakat gelenleri veriyorlardı. Mücadele insanları, nefisleriyle de mücadele ediyorlardı. Nefsiyle mücadele etmeyenler, şeytanla nasıl mücadele edecek? Şeytanla ve nefsiyle mücadele etmeyenler, kafirlerle nasıl mücadele edecekler? Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün mücadelesinin çok değişik açılardan ele almak mümkün. Ben bu mücadeleyi yaparken Peygamberimizin takip etmiş olduğu metoda da biraz temas etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu mücadeleyi yaparken tek bir davayı öne sürdü. Tek bir dava, la ilahe illallah diyerek ortaya çıktım. Arapçılık yapmadım. Irkçı bir dava olarak ortaya çıkmadım. Ahlakçılık davası olarak ortaya çıkmadım. Yani ey Araplar gelin, büyük bir Arap devleti kuralım, büyük Arabistan demedim. Ey ahlaklı insanlar, gelin toplumun ahlakı bozuk, ahlaklı bir toplum meydana getirelim demedim. Ey fakirlerin halinden anlayan merhametli insanlar, gelin zenginlere karşı bir hareket başlatalım. Sosyalist bir hareket gibi. Gelin böyle bir hareket başlatalım, fakirlerin hakkını koruyalım demedim. Allah Resulü davasını bir şekilde ortaya koydu. La ilahe illallah dedim. Çünkü bütün mesele buna bağlı. Eğer hayatımızın her alanına Allah hükmederse, her meselede onun dediği olursa, zaten büyük bir devletiniz de olur. Zaten ahlaklı bir toplum da olur. Zaten fakirlere zulüm de yapılmaz. Fakirle zengin arasındaki uçurum da kapanır. Düşmanlık da biter. Dolayısıyla asıl mesele odur. Onun üzerinde durulmalıdır. Peygamberimiz onu yaptı. Hazreti İsa aleyhisselam da öyle. Bütün peygamberlerin metodu aynı. Mücadele edeceksiniz. Fakat hangi metoda göre mücadele edeceksiniz? Namazı kendi istediğiniz gibi, kafanıza göre kılamadığınız gibi, mücadeleyi de kafanıza göre yapamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok. Hazreti Peygamber nasıl mücadele ettiyse o şekilde. Başka bir mücadele yöntemi asla caiz olamaz. Böyle bir selahiyetimiz yok. Metot ortaya koymak gibi bir yetkimiz, hakkımız ve bilgimiz yok. Allah Azze ve Celle bu mücadele yaparken nasıl bir metot izlememiz gerektiğini de bize öğretti. Bu mücadele taviz vermeden yapıldı. Hazreti Peygamber bir gün taviz vermedi. Hiçbir meseleden. Dediler ki ya Muhammed, Mekke'de senin istediğin nedir? Eğer mal mülkse seni en zenginimiz yapalım. Utbe bin Rabia bu şekilde teklif getiriyordu. Peygamberimize teklifler getirdiler. İstediğin malsa seni en zenginimiz yapalım. İstediğin makamsa seni kralımız yapalım. İstediğin güzel kadınlarla evlenmekse seni en güzel kızlarımızla evlendirelim. Eğer hastalandıysan seni doktora gönderelim, tedavi ettirelim. Efendimiz dedi ki,
Bunları söyleyen adamı, Utbe'yi dinledi, dinledi, dinledi. Saygıyla dinledi ve sonra dedi ki, bitti mi ey Utbe? Bitti dedi. Şimdi de sen beni dinle dedi. Ve Fussilet suresinin başından okumaya başladı. Hazreti Peygamber mücadele ederken Kur'an'la mücadele ediyordu. Onlara Kur'an okuyordu. Hikaye anlatmıyordu. Kur'an okuyordu. Furkan suresinde de öyle emredilir. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Ey Resulüm, onlarla büyük cihat yap. Neyle? Kur'an ile. Kur'an ile onlara karşı büyük cihat yap. Demek ki cihadın en büyüğü Kur'an'la yapılan cihattır. Ve Peygamberimiz ona Kur'an okudu. Kur'an okudu. Bir yerinde Fussilet suresinden eski kavimlere gelen azap anlatılıyor. Ad ve Semud kavmine gelen azap gibi size de azap gelir. Sizi de yıldırım yakalar. Oraya geldiği zaman Utbe ne olursun dedi, Efendimizin ağzını kapatmaya çalıştı. Akrabalık hatırına ne olursun devam etme dedi. Beddua etme. Utbe bunu daha sonra anlatır. Kendi gibilere, kendini gönderenlere, ne oldu diyenlere, gittin konuştun, tekliflerde bulundun, ne dedi diyenlere, der ki vallahi bana öyle şeyler söyledi ki hiç duymadığım şeyler ve onun söyledikleri şiire benzemiyor, onun konuşması delinin konuşmasına benzemiyor ve öyle bir şey söyledi ki Muhammed söylüyorsa doğrudur ve azap geleceğinden korktum ve Muhammed'in ağzını kapattım. Allah Resulü'nü bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlardı. Ortamı yumuşatmaya çalışıyorlardı. Teklifler getiriyorlardı. Olmadı. Dediler ki ya Muhammed, bunu kabul etmiyorsan gel o zaman şöyle yapalım. Bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Bir senede biz yalnız Allah'a ibadet edelim. Onlar zaten Allah'a ibadet ediyorlardı. Ama başkalarına da ibadet ediyorlardı. Güya Allah'a yaklaşmak için. Diyorlardı ki sen bizimkine ibadet edersen biz de yalnız Allah'a, diğerlerini bırakırız. Efendimiz olmaz böyle şey dedi. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler, tapmam taptığınıza. Tapmam taptığınıza. Lekum dinukum veliye din. Dininiz size, dinim bana. En ufak bir adım atmadı onlara doğru Allah Resulü. Tebliğ yapıyordu. Tebliğ yapacaksınız. Ama dininizden taviz vermeden. Çünkü bu din senin malın değil. Senin değil ki taviz veresin. Allah'tan gelene müdahale edemezsin. Allah'tan gelmişse onun bir yerini değiştiremezsin. İnsanların hoşuna gitsin diye şuralarını değiştireyim diyemezsin. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu teklifleri kabul etmiyordu. Dediler ki ya Muhammed, bunu da kabul etmiyorsan bari gel bizim ilahlarımıza elini sür. Yani bir bakıma saygı duruşunda bulun. Gel bizim ilahlarımıza elini sür. Yeter dediler. Anlaşmış olalım. Allah Resulü böyle bir şey mümkün değil dedi. Böyle bir şey mümkün değil. La a'budu ma ta'budun. İbadet ettiklerinize ibadet edemem.
hiçbir şekilde geri adım atmadı. Taviz vermedi, bu şekilde yoluna devam etti. Kıymetli kardeşlerim, bugünün mücadelesi nasıl olacak? Hazreti Peygamber'in mücadelesini ele almak bu maksatla olmalı. Bugün neyin mücadelesini vereceğiz? Bugün nasıl mücadele edeceğiz? Hazreti Peygamber'in mücadelesini sadece onu hatırlamak için değil, bugün onun izinden gidebilmek, onun yaptığı gibi aynı mücadele yapabilmek için konuşmalıyız. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem nasıl bir ümmet meydana getirdiyse bugün de Müslümanlar ümmet olmak zorundadırlar. O nasıl ki ırkçılığı yerle bir ettiyse bugün de Müslümanlar ırkçılıktan uzak durmak zorundadırlar. Onunla mücadele etmek zorundadırlar. Müslümanlar kendi ırklarının haklarını isteyeceklerine Allah'ın hakkını istemelidirler. Hazreti Peygamber kendinin haklarından bahsetmedi. Aşiretinin haklarından bahsetmedi. Irkının haklarından bahsetmedi. Hazreti Peygamber Allah'ın hakkından bahsetti. Ve Allah'ın hakkı yeryüzünde onun dediğinin olmasıdır. Madem dünya onun, madem insanlar onun kulları, madem kainatı o idare ediyor, madem rızkımızı o veriyor, o halde en büyük hak onun hakkıdır. Kendi hakkını savunanlar evvela Allah'ın hakkını savunmalıdırlar. Kendi haklarını savunmayı bilenler neden Allah'ın hakkını savunmuyorlar? İşçiler sendika kuruyorlar. Bir araya geliyorlar, sendika kuruyorlar, haklarını savunuyorlar. Kürtler bir araya geliyorlar, Kürtlerin haklarını savunuyorlar. Türkler bir araya geliyorlar, Araplar bir araya geliyorlar. Herkes bir araya geliyor ve kendi haklarını savunuyor. Öğretmenler bir araya geliyorlar, öğretmenlerin haklarını savunuyorlar. Doktorlar bir araya geliyorlar, avukatlar bir araya geliyorlar, haklarını savunuyorlar. Çiftçiler bir araya geliyorlar, eylemler yapıyorlar. Pamuk fiyatları düştü diyorlar, buğday fiyatları düştü diyorlar, haklarını arıyorlar. Neden Müslümanım diyenler Allah'ın hakkını aramıyorlar? Allah'ın da bir hakkı var, senin hakkın var da Allah'ın hakkı yok mu? Kürtlerin hakkı var da Allah'ın hakkı yok mu? Doktorların hakkı var, öğretmenlerin hakkı var da, köylülerin hakkı var da Allah'ın hakkı yok mu? Kendi haklarını savunanlar, Rablerinin Rabbim dedikleri, önünde eğildikleri Allah'ın hakkını savunmazlarsa, kıyamet gününde bunun cevabını nasıl verecekler? Ya Rabbi ben kendi hakkımı savundum, sen hakkını savunmadım, nasıl diyecekler? Bırakın kulun Rabbinin hakkını savunmamasını, bir evlat anasının babasının hakkını savunmasa, kendi hakkını savunsa, anne babasının hakkını savunmasa kötü bir evlattır. O zaman o anne o baba demez mi? Evladım, sen bizim hakkımızı savunacağına kendi hakkını savunuyorsun. Sen ne biçim evlatsın? Sen evlatlıktan reddediyorum demez misiniz? Sizin hakkınızı savunmasa, kendi hakkını savunsa böyle bir evladınızın olmasını ister misiniz? Allah Azze ve Celle böyle bir kulu ister mi? Kendi hakkını savunan ama Rabbinin hakkını savunmayan, kendi için mücadele eden, Rabbi için mücadele etmeyen, peygamberi
herkes rüyasında görmek istiyor, öyle mi? Peygamberi rüyada görmeyi neden isterler? Çünkü peygamberi görecekler, peygamberle sohbet edecekler, onunla çay içecekler, öyle düşünüyorlar. Peygamberle beraber olmayı kolay zannediyorlar. Peygamberle birlikte olmak zordur. Peygamberi rüyasında görmek isteyenler gibi, peygamberimizi görmemiş, peygamberimizden sonra dünyaya gelmiş, sahabeyi görmüş, tabi'in neslinden olanlar vardı. Bunlardan bazıları Huzeyfe'nin yanında bir gün dediler ki, ne mutlu şu gözlerin sahibine, ne mutlu Huzeyfe'ye, peygamberi gördü. Huzeyfe dedi ki, öyle mi? Siz böyle zannediyorsunuz, öyle mi? Peygamberi görmeyi onunla oturmak, kalkmak, sohbet etmek, beraber çay içmek, namaz kılmak mı zannediyorsunuz? Siz peygamberle beraber olmayı ne zannediyorsunuz? Dedi ki, size bir şey anlatayım. Peygamberle beraber olmak demek ne demek anlayın. Bir seferinde Hendek Savaşı sırasında karşı tarafta, Hendek'in karşı tarafında 10 bin düşman askeri, bu tarafta Müslümanlar birkaç yüz samimi Müslüman, gerisi münafık ve münafıklar yavaş yavaş kaçıp kaçıp gidiyorlar evlerine, bırakıyorlar dönekler. Böyle zamanlarda ortaya çıkar. Efendimiz o münafıklarla da mücadele ediyordu. Tam savaşa giderken bırakıyorlar, ayrılıyorlardı. Uhud'a doğru giderken 300 münafık birdenbire ayrılıyordu. Müslümanların moralini bozuyorlardı. Hendek'te de aynısını yaptılar. Hendek Savaşı'nda işim var deyip gidiyorlardı. Ve Peygamberimiz dedi ki, çok soğuk bir geceydi. Zifiri karanlıktı. Rüzgar esiyordu. Hepimiz çok yorgunduk. Uykusuzduk. Haftalarca hendek kazmışlardı. Açlardı. Elbiseleri yoktu. Efendimiz dedi ki, kim gidecek düşman hakkında bilgi alacak ve bana getirip söyleyecek? Cennette benimle beraber olacak. Kimseden ses yok. Ebu Bekirler vardı, Ömerler vardı, Esedullah, Allah'ın aslanı olan Aliler vardı. Kimseden ses yok. O kadar açlardı ki, o kadar yorgunlardı ki, o kadar uykusuzlardı ki, o kadar üşüyorlardı ki, kimsenin yerinden kalkacak hali yoktu. Allah Resulü tekrar söyledi, kim gidecek düşmandan bilgi alacak ve gelecek, cennette benimle beraber olacak. Gene kimseden ses yok. Huzeyfe anlatıyor bu olayı bize. Kime anlatıyor? Keşke peygamberle beraber olsaydık diyen gençlere anlatıyor. Peygamberle beraber olmayı, onunla beraber sohbet etmek zanneden, namaz kılmak, çay içmek zannedenlere anlatıyor. Peygamberin mücadelesinin ne kadar zor olduğunu anlamayanlara anlatıyor. Efendimiz kimseden ses çıkmayınca tekrar etti. Kim gidecek, düşmandan haber alacak ve gelecek, bana söyleyecek, cennette benimle beraber olacak. Kimsede ses yok. Bitmişler. Yerlerinden kalkamıyorlar.
Allah Resulü kalktı karanlıkta, bana doğru geldi diyor Huzeyfe. Beni tanıyamadı karanlıkta. Sen kimsin dedi. Ben hemen ayağa kalktım. Huzeyfe ya Resulallah dedim. Dedi ki sen gideceksin ve haber alıp geleceksin. Artık bana söyleyince, emir verince, emredersin ya Resulallah dedim. Bana kendi hırkasını giydirdi ve bana dua etti. O anda üşüme kalmadı. O anda kalbimde bir korku kalmadı. O anda yorgunluk kalmadı. Ve gittim, haber aldım, geldim. Efendimiz beni kendi çadırında ağırladı. Biraz burada yat dedi. İşte diyor, biz böyle günler gördük. Siz peygamberle beraber olmayı ne zannediyorsunuz? Böyle söylüyordu peygamber, benimle beraber olacak diyordu. Kimse yerinden kımıldayamıyordu. Siz ise keşke peygamberi görseydik diyorsunuz. Mikdat da anlatıyor aynı şeyi. Diyor ki Allah sizi böyle bir imtihana sokmadı. Bunu istemeyin. Allah sizi Müslüman annelerden, babalardan dünyaya getirdi. Müslüman bir toplumda dünyaya geldiniz. Böyle bir şey istemeyin. Belki de kaldıramayacağınız bir şeydir. Bugün peygamberi rüyasında görmek isteyenler, soruyorum ben. Peygamberimizi görseler rüyada, ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dese ki git filan işi yap, benim davam ayaklar altında, ümmetim eziliyor, ümmetimin kanı akıyor, her tarafta Müslümanların kanı akıyor, ümmetimin kurtuluşu için sen de mücadeleye katılacaksın malınla ve canınla dese, acaba o peygamberi rüyasında görmeyi çok isteyen bir daha görmek ister miydi? Her peygamberi rüyada gördüğünde peygamberimiz ona bir talimat verseydi, acaba bir daha peygamberi görmek ister miydi? Malından şu kadar vereceksin deseydi, kendini bu davaya adayacaksın deseydi, işini gücünü bırakacaksın deseydi, Hazreti İsa'nın Matta'ya dediği gibi, Matta'yı görmüştü Hazreti İsa, İncil'de anlatıyor. Dedi ki arkama düş. İki kelime. Arkama düş. Peşimden gel. O oldu. Hazreti Matta Hazreti İsa'nın arkasından gitti. Böyle söyleseydi Hazreti Peygamber, davamın yükselmesi için mücadele edenlerin arasına katıl deseydi, şu kadar malından ver deseydi, işini gücünü bırak gel bu dava hizmet et deseydi, oğlunu kızını göndereceksin deseydi, karını göndereceksin deseydi, bir daha peygamberi görmek ister miydik? Herkes bunu kendisine gece yatağına girdiği zaman sorsun. Peygamberi görmek isteyenler özellikle sorsunlar kendilerine. Ben görmek istiyorum ama ya bana böyle bir talimat verirse? Herkes sorsun kendine. Sizinle Allah arasında insanın mücadeleye atılabilmesi, kıymetli kardeşlerim, mesuliyetini anlamasıyla mümkündür. Mesulsünüz. Çünkü aklınız var. Buluğa ermişsiniz, çocuk değilsiniz. İradeniz elinizde. İradeniz elinizde.
ve size İslam nimeti tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla mücadeleden mesulsünüz. Müslümanlar mücadele ederken, yeni bir ümmet meydana getirirken elbette ki evvela cemaat olmak zorundadırlar. Mücadele yalnızca anlatmak değil. Peygamberimiz yalnızca anlatmadı. Kafirlere anlattı. Sonra içinden Müslüman olanları aldı, eğitti. Sonra onlara görevler verdi. Yalnız tebliğ yapmadı. Aynı zamanda talim yaptı ve teşkil etti. Yani öğretti, eğitim yaptı ve onları cemaat haline getirdi. Mücadele sadece anlatma değil. Mücadele bununla birlikte iman etmiş olanların eğitilmesi ve iman edenlerin cemaat haline getirilmesidir. Kıymetli kardeşlerim, son bir noktaya temas edip bitiriyorum. Bugün mücadele edecek olanlar Hazreti Peygamber'in metodunu almak zorundadırlar. Kendi bildikleri şekilde bir metot ile ortaya çıkmaları asla caiz olamaz. Namazı nasıl ki kafamıza göre kılamıyorsak İslam'a hizmeti de kafamıza göre yapamayız. Nasıl ki mezara gittiğimiz zaman yapılması gereken nedir? Dua etmektir. Dua etmeyip de çaput bağlarsanız bu nedir? Bid'attır. Haramdır. Yani nedir bid'at? O meselede bir sünnet var. Peygamberimizin yaptığı bir şey var. Onu yapmayıp başka bir şey yapmanız bid'attır. Peygamberimizin bir hareket metodu var. Neyi nasıl yaptığı biliniyor. Onu yapmayıp başka bir metot ortaya koymak da bid'attır. Hem de en tehlikeli bid'attır. İslam'a en çok zarar veren bid'attır. Müslümanlara yıllar kaybettiren bid'attır. Yanlış metotlarla hedefe varılamaz. Bir sürü paralar boşa gitmektedir. Bir sürü enerjiler boşa gitmektedir. Yıllar boşa gitmektedir. İnsanların moralleri bozulmaktadır. Yanlış metotlarla hedefe varılamamaktadır. Allah Resulü'nü sevenler, onun davasını omuzlamak isteyenler, onun metoduna göre mücadele vermek zorundadırlar. Ve artık Müslümanlar savunmacılığı bırakmalıdırlar. Savunmacı bir İslam anlayışını bırakalım. Müslümanlar üstündürler. Müslümanlar savunma yapmamalı. Müslümanlar Batı medeniyetini reddetmelidirler. Müslümanlar kendi medeniyetlerinin üstünlüğünü anlamalıdırlar. Batı'nın medeniyetini medeniyet olarak göremezler. Anasını babasını sokağa atanlar medeni olamazlar. Kullara kulluk yapanlar medeni olamazlar. Uzaya gitmek medeni olmak demek değildir. Yolların temiz olması o milletin medeni olduğunu göstermez. Parkların, bahçelerin çok olması o milletin medeni olduğunu göstermez. Hazreti Peygamber'i sevenler Batı medeniyetine karşı mücadele vermek zorundadırlar. Senin peygamberin başka bir medeniyetin içinde yer almadı. Kendi medeniyetini kurdu. Sen de kendi medeniyetini kurmak zorundasın. Başka medeniyetin içinde yer alamazsın. Madem ki peygamberi seviyorlar, meseleye böyle bakmalılar. Peygamberi gerçekten sevenler onun medeniyetini yeniden kurmak isterler.
Batı medeniyeti içerisinde yer almayı düşünmezler. Çünkü kullara kulluğun yapıldığı bir memlekette medeniyet yoktur. Kadının şehvet aracı haline getirildiği bir memlekette medeniyet yoktur. Kadının mal üretmesi çocuk üretmesinden daha üstün görülüyorsa o memleket gerici bir memlekettir. Bir memlekette madde manadan üstün kabul ediliyorsa o memleket gerici bir memlekettir. Müminler kendi medeniyetlerini kurmak zorundadırlar. Ve aşağılık kompleksinden kurtulmak zorundadırlar. Müminler aşağılık kompleksini bırakıp, savunmacı bir anlayışı bırakıp, peygamberi bir mücadele yöntemini seçip, batılı reddetmek zorundadırlar. Peygamber batılla uzlaşmadı. Peygamber batıla karşı alttan almadı. Peygamber savunmaya kalkışmadı. İslam'ı savunmadı. Peygamber şirke karşı mücadele etti ve reddetti. İslam üstündür. Allah Resulü İslam üstündür, ona üstün gelinilmez buyuruyor. Kur'an ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer müminseniz gerçekten siz üstünsünüz, onlar değil. Dolayısıyla peygamberi mücadelede başka medeniyetlerin karşısında eziklik duymak yok. Yani peygamberi mücadele yapan bir genç kız mesela, başını örten bir genç kız, insan hakları diyerek savunmaya kalkışmamalı. Öğretim hakları diyerek başörtüsünü savunmaya kalkışmamalı. Özgürlük diyerek başörtüsünü savunmaya kalkışmamalı. Allah'ın emri demeli. Üstünlük duygusuna sahip olmalı. Doğru olan budur demeli. Doğru olan budur diyecek ve yanlışı reddedecek. O şekilde mücadele edecek. İslam'ı savunmaya kalkışmayacak. Sanki İslam'ın savunmaya ihtiyacı varmış gibi. İslam'da da kadın hakları var, İslam'da da işçi hakları var, İslam'da da özgürlük var vesaire. İslam'da bilime önem veriyor, ilime önem veriyor diyerek İslam'ı savunmaya kalkanlar, Batı medeniyetini reddetmeyenler, orta yolu bulmaya çalışanlar peygamberi bir mücadele yapmış olmazlar. Allah Azze ve Celle peygamberimizin doğumunu hatırladığımız şu günlerde onun davasını anlamayı cümlemize nasip eylesin. Peygamberi mücadeleyi anlayan ve o mücadelenin içinde yer alanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.